Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta mini games serilerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Girişi tam yapamadım ama Master Builders oynayacağız arkadaşlar yine. Yani tasarım yarışması modunda hayal gücümüzü konuşturacağız. Bakalım neler yapabileceğiz. Bir de server kısa sürede dolarsa gerçekten çok makbule geçer. Ya aslında server'a girdikten sonra da kaydımı açabilirim arkadaşlar ama ne bileyim böyle önden birazcık sohbet edelim hani ısınayım falan istiyorum. Benim için daha iyi oluyor. Yine bir iki el atarız diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Duruma göre karar veririz. Bu arada sizin de oyun istek ve önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmenizi rica ediyorum. Önerdiğiniz bir mod varsa, önerdiğiniz bir mini games varsa yazın lütfen oynayalım. Hatta var ya size bir şey söyleyeyim. İnternet hızım birazcık düzelsin. Böyle canlı yayınlarda birlikte bile oynarız yani Mineplex serverında mini games'leri. Bakalım ne diyor? Pool Party mi? Abi benim kafa yanar. Benim kafa yanar. Zaten azıcık vaktimiz var. Dur Allah aşkına hemen bir çeviri açayım. Partinin ne olduğunu biliyorum da pool ne abi? Allah kahretmesin. Tam da çökecek zamanı buldu telefon. Bir saniye hocam. Çeviri. Bir insanın İngilizcesi bu kadar mı kötü olur ya? Hani ilkokul düzeyinde bile İngilizceye sahip değilim. Abi vaktim gidiyor, vaktim gidiyor. Havuz partisi. Oğlum çok güzel bir şey, basit bir şey ama işte insan İngilizce bilmeyince maalesef yapamıyor hocam. Şimdi o zaman bir saniye, bizim nether şeylerine ihtiyacımız var arkadaşlar. Öncelikle etrafı bu nether tuğlalarıyla kaplayacağız. Sonra havuzun zeminini nether kuvars bloğuyla kaplayacağız. Ardından altında bu olacak ve aslında çok fazla siyah tema işlemesek sanki daha mı iyi olur ya? Neyse tam olarak bilmiyorum onu abi. Sonra tabii ki suyumuz olacak ve ışıklandırma taşı falan da düşebiliriz aslında. Işıklandırma taşını da alalım abi. Şöyle havuz partisi dediğine göre güzel bir şeyler yapalım. Abi şezlong için ne yapabiliriz? Ben şu an yana yana onu düşünüyorum. Güzel bir şezlong modeli. Bir tane bir saniye abi. Odunlara gelir misin bir? Odunlara gelir misin bir? Ladin odunu ver bana. Şey koyu meşe odunu. Koyu meşe odunu değil ya. Açık renkte bir şeyler istiyorum abi. Odun değil de şu şekilde huş ağacı tahtası tamamdır. Huş ağacı tahtasından sonra da ulan aslında nasıl bir şey yapsak ya? Abi hiçbir şey aklıma gelmiyor şu anda. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. Malzemeleri alırken bile 2 dakikam geçti ya. Basamak mı? Basamak olarak mı geçiyordu? Abi odundan basamak ya. Huş odunu ağacı, orman ağacı basama. Şöyle bir şey yapalım ya. Şezlonglara da artık bir şekilde uyduracağız ya. Bir şekilde uyduracağız. Bir de çit alayım ben şuradan. Tamamdır. Şezlonglara da artık bir şekilde uydururuz. Şimdi başlayalım abi. Burası havuzumuzun iç kısmı olacak. O yüzden şöyle şu şekilde. Hani bundan üçlü abi. Üçlü. Üçerli bir biçimde yapalım şöyle. Üç tane de bu şekilde gelecek buraya. Şöyle. Aslında bu birazcık iğrenç gibi mi durdu? Neyse canım değişik bir havuz model tasarımı olur yani. Değişik bir havuz model tasarımı olur. Bence yenilik de lazım abi. Yenilik her şeye lazım yani. Ondan sonra bunun etrafını şöyle Nether kuarslarla çevireceğiz. Nether kuars bloklarıyla çevireceğiz. Abi Nether kuarslarla diyorum ya. Nether'larla çevireceğiz. Birazcık hızlı olmam lazım benim. Hızlı olmasam gerçekten yananzi. Abi hızlı olmazsam yananzi. Abi ben çok fazla zaman kaybettim düşünerek ya. Bakalım hızlı 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 bir şekilde neler yapabileceğiz. Hızlı bir şekilde neler yapabileceğiz. Ondan sonra şurası hocam. Şöyle. Ve şöyle. Aha 2 dakika diyor. Yapma hocam, yapma hocam. Ben o kadar hızlı değilim. Ben o kadar hızlı değilim. 2 dakika yetmez ki bana. 2 dakika yetmez mi bana? Ya. 2 dakika yetmez. Abi bir saniye o zaman. Şuradan şöyle bir saniye. Şuradan şöyle bir birim gel bana. Tamam mı? Ondan sonra buradan burayı atalım. Burayı atalım. Tamam biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı. Abi ne yapıyorsun ya? Şöyle aşağı doğru bitişik bitişik. Alttakileri kaldır gözünü seveyim ya. Abi 1,5 dakika. 1,5 dakika. Abi babayı yedik ya. Vallahi babayı yedik ya. 1,5 dakika. Hocam. 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 Hocam ne olur biraz hız. Ne olur biraz hız. Ne olur. Ne olur. Abi böyle havuz partisi mi olur ya? Böyle havuz mu olur bir kere? Yaptığım havuza sıçayım. Kesinlikle çok kötü bir puan alacağım. Ama hak ettim mi? Hak ettim abi. Kötü puanı hak ettim ben. Hiçbir şey yapamadım ki. Ama abi çeviriye gitti benim zamanım ya. Çeviriye gitti. Ben saymam ki. Aa, çeviriye gitti. Aa, ki 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 ki.
Aa ki böyle havuz mu olur ya? Böyle havuz mu olur abi? Ver kumu güneşi. Hocam al bu da şezlong. Al bu da şezlong. Yerse yani. Al bu da şezlong hocam. Böyle şezlong mu olur lan? Abi. Abi durum benim sandığımdan daha vahim galiba. Benim hayal gücüm ilkokulda kalmış. Benim hayal gücüm harbi harbi ilkokulda kalmış abi. Al işte lan mis gibi havuz, daha ne istiyorsunuz ya? 30 saniye var. 30 saniyede bir şeyleri düzeltmeye çalışsam mı? Bok etmeyeyim abi. Böyle havuz partisi mi olur lan? Abi böyle havuz partisi mi olur ya? Şu an hayal gücünün içine tükürdüm ben ya. Harbi yani şu an milletin hayal gücünü mahvettim abi. Bu ne abi? Bir kere bu ne? Bu şezlong mu? Buradan kulvara giriyorsun. Allah 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 Allah, zıplıyorsun içeri giriyorsun. Havuzun dizaynı zaten berbat oldu abi. Bok gibi oldu ya. Aman. Aman be. Bak abi misal bu adam yapmış hocam. Bu adam yapmış yani ama amazinglik yapmamış. Goodluck yapmış yani. En baba good işte. Çok fazla bir şey değil. Ama güzel yapmış. Eline sağlık. Birazcık da şu suyun dalga olayını falan ayarlayabilseymiş daha iyi olurmuş da. Oo, abi bu adam ne yapmış? It's okay. İçine 500 tane köylü atmış. Aa bak şunu yapmayı beceremedim abi. Şunu yapmayı beceremedim ya. Şunu yapmayı beceremedim hakikaten. Abi. Abi. Şu kadarcık işi beceremedim. Aha da bu da benim havuzum. Bu ne abi? Bence girip yüzün hocam. Bence girip bir yüzün. Su sıcak, su güzel. Bak havuz içi tasarım falan da güzel. Yalnız burası bildiğin F tipi kapalı cezaevi gibi oldu da. Dedicated. İyi patlatmadılar bari. Hocam havuz partisi deyince aklına bu geldiyse yalnız birazcık sıkıntı. Meh değil hatta my AF demeyeceğim abi. My AF demeyeceğim, meh diyeceğim. Çünkü belki ben anlamamış olabilirim. Evet, eleman feillemiş. Bak işte bu güzel olmuş hocam. İşte bu güzel olmuş ya. Buna ben good'u veririm. Ya da buna ben amazing veririm ya hatta. Adam basit tasarlamış ama şık olmuş bence abi. Basit ve şık. Hocam bir saniye ben atlamadan bitirmeyin. Yalnız suyu birazcık daha derin yapsaymış ama vakit yoktu ki abi. Bu adam da benim projeye benzer bir şey yapmış hocam. It's okay. De bu çok garibime gitti gerçekten. Sanki gizli bir hazine sandığına gidiyormuş gibi. Ve bu aha abi bu amazing işte. Bu da amazing. Gayet güzel yapmış. Yani ben şu modeli yapamadım abi. Şu şezlong olayını yapamadım ya. Şezlong olayını yapabileydim iyiydi. Burada disco partizani. Vallahi adamın havuzu da gayet güzel olmuş. Ne diyeyim, helal olsun. Oo hocam bu işte awesome ya. Bu işte awesome abi. Hakikaten güzel olmuş yani. Hakikaten güzel olmuş. Ben şahsen bunu çok beğendim abi. Kullandığı renk tonları özellikle çok hoşuma gitti ya. Ne bileyim bence 10 numara olmuş. Eleman suyu ayarlayamamış. Good hocam işte. Ya da it's okay ya. O kadar beğenmedim yalan söylemeyeyim. Bildiğim bu havuz partisi değil de olimpik yüzme havuzu gibi olmuş ama havuzun içini dolduramamışsın Acitello. Herhalde ben en kötü son... Oo, beyin bedava demiş eleman ya. Beyin bedava demiş abi eleman. Bununla mı uğraştın hakikaten? Bütün mapı su doldurmakla mı uğraştın? Cidden bu kadar işsiz misin? Hakikaten mi? Abi. Bak bu da güzel. Basit, sade ve şık bir tasarımı var. Bir de şu suyun akış noktasını ayarlayabilseymiş iyi olurmuş da herhalde havuzu en son yapma gereği duymuş. Havuz partisinde havuzu en son yapmış hocam. Adam havuz partisinde havuzu en son yapmış. Bu arada şimdi sonuçlar açıklanacak arkadaşlar. Bakalım nasıl bir halt yemişiz biz. Birinci, aa bence birinci öteki olmalıydı abi. Bu arada biz dördüncüyüz hocam. Dedicated olarak bakar mısınız? Gerçi çoğu kişi 99'da kalmış. Ama biz dördüncü sıradayız. Olsun hadi bakalım bir el daha atalım. Ben pek beceremedim ya bu havuz partisi olayını. Ne bileyim şey mi yapsaydım acaba League of Legends'taki gibi. Lee Sin cosplay falan mı yapsaydım? Havuz partisi Lee Sin. Ya da ne bileyim havuz partisi. Havuz partisi kostümleri var değil mi de? Daha. Var değil mi? Var yani biliyorum da. Çizemedim hocam.
Hadi 11 kişiyiz. Bir kişi gelebilir mi acaba? Bir kişi gelsin, başlayalım hemen. Bir el daha oynamak istiyorum. Şu manyağı buraya kim getirdi? Abi rahat durmuyor herifler ya. Tamam, adam geldi, bekleyin işte. Yine çıkmadı değil mi? İyi, 15 saniye sonra başlayacak. Umarım bu sefer benim yapabildiğim, benim tasarlayabildiğim bir şey gelir. Ya bu arada abi bence düşünmek için bir süre vermeli ya. Yapımdan ziyade, hani yapımı 5 dakika sürsün eyvallah da, düşünmek için de bir önden 2 dakika versin. 2 dakika biz malzemeleri, altyapıyı hazırlayalım. Yani toplamda 7 dakikada bitirelim. Böyle çok hızlı oluyor ya. Ben böyle alışamıyorum abi. Mouse. Mouse ne abi? Mouse ne abi? Hiç bilmiyorum ya. Fare mi acaba? Bir saniye, hemen gelir misin dostum? Hemen gelir misin? Teşekkür ederim. Mouse. Geyik. Ben sana geyiği nasıl tarif edeyim? Şimdi tutup da fare çizseydim acayip feillerdim ha. Yemin ediyorum yani, İngilizceyi batırmış olurdum hocam. İngilizceyi batırmış olurdum. Şimdi bize yeşil bir şeyler lazım abi. Yeşil yün ne yapalım? Yeşil yün. Siyah göz. Geyikte boynuzu olur mu? Oyun olur tabii. Geyikte boynuzu olur. Boynuzu neyle yaparız abi? Çitle yaparız. Böyle birkaç tane çit kullanır yaparız. Şöyle hafif akasya çitinden yaparsak. Akasya çiti vermedi tabii ki bize. Akasya çiti vermedi. Normal çit. Ladin çiti. Orman ağacı çiti. Bildiğin çit. Bildiğin çite müsaade etti. Başka ayakları nasıl yapabiliriz? Ayakları nasıl yapabiliriz abi? Ayakları da siyahtan yaparız ya, yünden yaparız. Şimdi hocam şöyle bak, şu ayak olsun, tamam mı? Böyle ayak mı olur da gerçi. Şu ayak olsun. Abi ben ne biçim bir geyik yapacağım öyle ya. Allah'ım. Hayal gücümün ben bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. 1, 2, 3. Geyik görmedim ki ben. Ben hiç geyik görmedim ki. Geyik nasıl yapılır bilmem ki. Neyse. Battı balık yan gider hocam. 1, 2, 3, 4. 4 birim ara olsun. Aha şu da öndeki ayaklar olsun bari. Ne yapalım? Şu da öndeki ayaklar olsun. 4 birim ara. Şu da öndeki ayaklar. Ben geyik görmedim ki hiç hayatımda. Belgesel de izlemeyen birisi olaraktan. Benim yaptığım geyik galiba birazcık şey olacak abi. Birazcık özürlü bir geyik olacak ama. Yapacak pek bir şey yok hocam. Böyle geyik mi olur lan? Geyiğin kuyruğu var mı? Beyler, geyiğin kuyruğu var mı? Acil bilgi lazım. Acil bilgi varsın. Kuyruğu varsa var deyin. Kesin bilgi deyip RT'leyeceğim abi. Geyiğin nasıl bir kuyruğu olabilir ki? Şöyle iki kat çizelim. Anında geyiğin bence böyle bir kuyruğu olur. Al sana geyik kuyruğu. Al sana geyik kuyruğu. Al sana geyik götü işte ya. Ondan sonra acaba şöyle bir de kafa yapabilirsek. Bende bu Master Builders kafa yapıyor. Hakikaten bende kafa yapıyor galiba ya. Abi bu... Abi milletten kesin çok güzel bir şey çıkacak. Ben özürlü şey yapacağım değil mi? Ben özürlü şey yapacağım hakikaten ya. Abi bana bence hayvan koruyucularının falan dava açması lazım. Yani kızmam. Hakikaten kızmam. Hak ediyorum ben. Ben her türlü şeyi hak ediyorum. Abi geyiğin ağzına gerek var mı ya? Geyikte ağız denen bir şey var mı ki? Bence geyikte ağız olmaz. Geyiğe bak. Geyiğe bak anasını satayım. Böyle geyik mi olur? Abi böyle geyik mi olur ya? Adamlar what the fuck diyecek ya. Vallahi billahi. Hocam böyle geyik mi olur? Bari kafasını falan kapatalım. İçini doldurmakla uğraşmayacağım tabii ki. Abi geyiğe bir kat daha popo çıkalım da şöyle. Heh. Bence al sana geyik abi. Al sana geyik. Geyiğin götünü diye yaptık yani. Sonra bir de boynuz lazım bize Hacı abi. Zaman kalırsa bir de boynuz yapacağım. Ve bunu doğal otlak ortamında yapacağız tabii ki. Bunu doğal otlak ortamında çizeceğiz. Abi böyle geyik mi olur? Allah kahretmeyin ya. Al sana. Bu da geyik boynuzlarının olacağı yer abi. Şöyle bir yandan. Böyle bir yandan. İğrencim. Hocam şu an fark ettiğim üzere iğrencim ya. Harbiden yani. Hakikaten hayal gücüme yani şu an bilmiyorum ya. Şu an kendime nasıl söylesem bilmiyorum yani. Ne çeşit söylesem bilmiyorum şu an kendime. Yani şu an yani
Şu an olayı bitirdim ben ya. Şu an olayı bitirdim ben. Hakikaten bitirdim ben olayı yani şu an. Şu an ben böyle bir rezillik görmedim ömrümde hayatımda ya. Bari böyle bir şey yapalım da şu üstte de yapalım. Bir şöyle üçlü gitsin abi ya. Üçlü gitmesin ya da ikili yapalım. İkili oluyor mu? Olduğu kadar. Olduğu kadar hocam. Olduğu kadar. İkili. Ondan sonra ne yapıyoruz baba? Şuraya tekli mi yapıyoruz? Aa, yok oraya da ikili. İkili ikili. Tamam, şimdi geri kalanlarını ortama falan ayak uydurmak için yapıyoruz abi. Geri kalan süreyi ortama ayak uydurmak için harcıyoruz. Al sana geyiğin doğal ortamı. Al sana geyik hocam. Ya bundan iyi geyik Şam'da kayısı. Al geyik. Ya bunu ilkokuldaki çocuğa söyle. İlkokuldaki çocuk böyle geyik yapmaz ya. Abi, benim çizdiğim geyikse bu ne? Amazing hocam. Amazing ya. Abi. Adam yapmış harbi. Adam yapmış yani hocam. Bir de bizimkine bak. Ben niye bu kadar yetenekli değilim ya? Ben niye bu kadar yeteneksizim ya? Bu ne abi? Geyik arabası mı? Okey. Pek fazla emek vermediğini düşünüyorum. Bu konu hakkında sen de benimle aynı şeyi düşünüyor musun acaba? Hatta me. Evet yani ben... Aha! Bu da benim geyiğim. Bin üstüne vur kırbacı gez ya. Geyik değil. Tank mübarek ya. Bak boynuzu bile var. Boynuz ayrıntısını bile düşündüm hocam. Bak içi de dolu. İçi dolu turşucuk. Oğlum bildiğin geyikti lan o. Abi niye patlattılar? Bildiğin geyikti bence. It's okay değil. Good da. Niye patlattılar ki abi? Bence gayet güzel. Hocam. Hocam yine bir sanatçının kıymeti bilinmeme vakasıyla karşı karşıyayız. Ben renk körüyüm. İbneler ben renk körüyüm. Renk körüyüm. Sığırlar. Tabi adamlar nereden anlayacak ya? Hocam bu ne? Bence birazcık konseptin dışına çıkmışsın sen de. Bunlar geyik mi hepsi? Ben renk körüyüm. Sığırlar yazdım da kimse duymadı tabii ki. Patlattılar ya. Totoşlar patlattı vallahi billahi. Abi ben ne bileyim, ben yeşil yazınca orada ne çıkarsa onu alıyorum. Yeşil mi? Geyiğin rengini bilmiyorum ki ben. Renk körüyüm abi, ben şey değilim yani, Minecraft'ta değil, gerçek hayatımda da renk körüyüm. Kendimi bildim bileli öyleyim yani. Aa hocam bu da benimkine benzer bir şey yapmış. Beni patlattınız, bunu da patlatacaksınız o zaman. Güzel yapmış da yani. Benimkini niye patlattınız lan? Legend olan burada bir şey var. Bir göt var. O legend kendini bir bok zannediyor. Ya hocam. Hocam bu ne ya? En azından adama hayal gücünü çalıştırmış abi. Hop mouse kaydı. Mouse kaydı. Sanatçının kıymeti bilinmiyor hocam. Sanatçının kıymeti bilinmiyor. E ben de buna benzer bir şey yaptım. Yeşil kullandım diye patlattılar galiba ya. Bu da güzel olmuş da. İçimde kaldı. İçime oturdu. Patlatmayalar da iyiydi. Patlatmayaydı iyiydi. Hocam şu renk hangisi? Ben bilmiyorum bu rengi. Ayırt edemiyorum. Göremiyorum. Alo. Bu renk hangisi ise bilmiyorum ben. Totoş headshot. Öteki de Totoş, bu Totoş Bro Turnik. Siz tam bir Totoşsunuz abi. Totoş. Brother Niko kazanmış. Benimkini patlattılar tabi. Benimkini patlattılar. Bence bunun kazanacak bir tarafı yoktu abi. Ben şahsen beğenmedim. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Benden bu bölümlük de bu kadar olsun. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz Master Builders bölümlerine. Hepinize izlediği için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar. Söylediğim gibi benim hayal gücüm çok gelişmiş değil ve Minecraft'ta yetenekli değilim ama sizinle birlikte vakit geçirmekten inanılmaz keyif alıyorum. Bu arada Mineplex serverının bunlar salaklar herhalde ya. Ya çok fazla boş vakitleri var. Burada vakit geçirmeye çalışıyorlar. Ne bileyim. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hop, esen kalın.